Dünyada en çok dile çevrilen kitap Küçük Prens. Kahvenin anavatanı olarak bilinen yer Etiyopya'nın Kaffa bölgesidir. Dünyada en çok göl olan ülke Kanada. Dünyanın en sıcak yeri İran'da bulunan Lut çölüdür. Yüz ölçümü bakımından en çok ormana sahip olup dünyanın akciğeri olarak bilinen ülke Rusya. Teleskop 1608'de Hollanda'da bir gözlük üreticisi olan Hans Lippershey tarafından icat edildi. Anadolu'da kadın temalı resimleriyle tanınan aynı zamanda Üç Güzeller, Türkmen Kadın ve Uğurlama gibi tablolarıyla ünlü ressam Nuri İyem. Dünyanın en pahalı tablosu Leonardo da Vinci'nin el yazısıyla yazdığı Cortex Lester kitabıdır. UNESCO 2023 yılını Aşık Veysel yılı ilan etti. Çığlık kaygı, ayrılık gibi dünyaca ünlü ressam Edward Munch. Amerikan armudu olarak bilinen meyve avokado, Özlem Yılmaz, Tu General rütbesiyle jandarma teşkilatının ilk kadın generali oldu. Atatürk ile ilk mülakat yapan ve onu Türk basınına tanıtan kişi Ruşen Eşref Ünaydın. Atatürk ve 18 silah arkadaşının Samsun'da ayak bastığı ilk yer Tütün İskelesi. Atatürk'ün "Ben inkılap ruhunu ondan aldım." dediği kişi Tevfik Fikret. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'dir. 1853 ila 1890 yılları arasında yaşamış Ayçiçekleri, Kesik Kulaklı Portresi ve Yatak Odası gibi resimleriyle tanınan Hollandalı ünlü ressam Vincent van Gogh. Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi olarak nitelendirilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi açıldı. 2022 yılı Dünya Spor Başkenti, Madrid. 2022 yılı Avrupa Spor Başkenti, Lahey. Temmuz 2022'de hayatını kaybeden, konuşamıyorum olanlar olmuş ve anlasana gibi ünlü şarkılarıyla tanınan Türk şarkıcı ve söz yazarı İlhan İrem. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Merkezi, Suudi Arabistan Cidde'de. Mescid-i Aksa şiiri ile ünlü Kudüs şairi olarak bilinen şairimiz Mehmet Akif İnan. Dünyaca ünlü Notre Dame Katedrali Fransa'nın Paris şehrindedir. Maş denizini yüzerek geçen en genç sporcumuz Aysu Türkoğlu. Başlıca eserleri, gül yetiştiren adam, çözülme, Müslümanca yaşamak olan yedi güzel adam şairlerinden Rasim Özdenören, Temmuz 2022'de vefat etti. Ukraynalı çocuklara yardım etmek için Nobel ödülünü 103 milyon dolara satan Rus gazeteci Dmitri Muratov. Türkiye'nin olimpiyatlarda kazandığı ilk altın madalyanın sahibi Yaşar Erkan. Yeni ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Bayram Ali Ersoy. Mustafa Kemal Atatürk'ün okullarda okutulmasını istediği Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabının yazarı Grigori Petrov. Geçtiğimiz günlerde suikaste uğrayan Japonya'nın en uzun başbakanı Abe Shinzo. 2023 yılı Dünya Mimarlık Başkenti Danimarka Kopenhag. Dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya. Türkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpin. Türkiye'nin Avrupa şampiyonu unvanlı ilk yüzücüsü Victoria Zeynep Güneş. 19. Akdeniz oyunlarına 2022 yılında ev sahipliği yapacak ülke Cezayir. İslam İşbirliği Teşkilatı Şanlıurfa'yı 2023 turizm kenti şehri seçti. Nazay Demirak yol Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından tarihin en iyi yüz oyuncusu listesine seçildi. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü alan ve kör Kara Murat gibi filmleriyle ünlü oyuncumuz Cüneyt Arkın. Günümüzde Bursa'nın sanat köprüsü vazifesi de gören Irgandı Köprüsü, dünyanın ilk arastalı yani çarşılı köprüsüdür. Türkiye'nin ilk kaya gazı kuyuları Diyarbakır ilimizde açılmıştır. Hüsnihat sanatı, UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildi. Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Antik Dünya'da Ölüler Ülkesi'ne geçiş kapısı, kabul edilen Cehennem Kapısı, ziyaretçilerine Haziran 2022'de kapılarını açtı. Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan ve gladyatörler şehri olarak bilinen devasa anıtsal yapıların yer aldığı antik kentimiz Kibra Antik Kenti'dir. UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne Türkiye'den miras olarak kaydedilen 70 ince eser olan Karatepe yazıtları Osmaniye ilimizde yer almaktadır uzayda toplam 879 gün geçirerek bu alanda rekor kıran ve uzayda en çok kalan insan olan Rus kozmonot Gennady Padalka. Uluslararası Bisiklet Birliği'nce bisiklet dostu şehir unvanı verilen şehrimiz Sakarya. İnsan vücudunda dolaşma hissi veren Korpus İnsan Vücudu Müzesi, Hollanda'nın Oegstichis şehrinde bulunmaktadır. Domates güzeli olarak bilinen Türk sinema sanatçımız Ayşe Guruda. Türkiye'nin ilk ve tek safari parkı Gaziantep ilimizdedir. İlk defa karantina uygulaması başlatan Padişah 2. Mahmud'un karantina yeri olarak kullandığı alan Kız Kulesi. Dördüncü sondaj gemimizin adı Abdulhamid Han oldu. İNG Basketbol Süper Ligi şampiyonu Fenerbahçe Beko. Uzay sanatları yarışmasında Mars gezegenin feki Olympus Yanardağı'nın resmeden öğrencimiz Beray Kahraman. Mahatma Gandhi ünlü tuz yürüyüşünü gerçekleştiren kişidir. Dünyaca ünlü Kurtuba Camii İspanya'dadır. 2023 yılında Avrupa Gençlik Başkenti Polonya'nın Lablin şehri oldu. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Eintracht Frankfurt. Bolu'daki Abant Gölü ve çevresi son milli parkımız oldu. Fransa'da düzenlenen Para Atıcılık Dünya Kupası'nda P2 Kadınlar 10 metre Havalı Tabanca SH1 kategorisinde Aysel Özgen dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli tekvandocu Hakan Reçber Roma 2022 Tekvando Grand Prix'inde altın madalya kazanan ilk Türk erkek tekvandocu oldu. NFT'nin Türkçe karşılığı nitelikli fikri tapu oldu. İlk defa ay toprağında yetişen bitki, fare kulağı teresi oldu. UEFA 28 Mayıs 2022'de Paris'teki Stade de France'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu, Real Madrid. Erkek kata milli takımı, Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda birinci oldu. Ruben Öztund'un TRT ortak yapımı filmi, Hüzün Üçgeni, 75. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'nin sahibi oldu. Cevher Erdem, şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan olarak Türk futbol tarihine geçti. Türkiye'nin ilk ticari uydusu Plan S Mayıs 2022'de SpaceX firmasının Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı. Ghana'nın başkenti Akra, UNESCO tarafından 2023 yılı Dünya Kitap Başkenti seçildi. Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Vakıfbank şampiyon oldu. Azerbaycan'ın Şamalı şehri, Türk Devletleri Teşkilatı'nca Türk Dünyası 2023 Turizm Başkenti seçildi. Dünyada reis Ül Hattat'in yani Hattatların reisi kabul edilen kişi Hasan Çelebi. 2022 yılı Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola. Anavatan heykeli, Motherland, Ukrayna'dadır. Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu, Hülya Şenyurt. Yönetmenliğini Muhsin Ertuğrul'un yaptığı ilk renkli sinema filmimiz, Halıcı Kız. Geçtiğimiz günlerde suikaste uğrayan, Japonya'nın en uzun başbakanı, Abe Shinzo. Dünyanın en uzun halı motifli caddesi, Mardin ilimizdedir. Üzerinde demiryolu ağı bulunan tek gölümüz Van Gölü. Eurovision 2022'yi Ukrayna'yı temsil eden Kaluş Orkestra grubu Stefania adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak kazandı. Akdeniz Kickbox Şampiyonası 2023 yılında Türkiye'de yapılacak. Türkiye'nin ikinci dünyanın beşinci deniz üzerindeki havalimanı Rize Artvin Havalimanı'dır. 2022 yılında hizmete girdi. Türkiye'nin ilk başörtülü valisi Kübra Gülen Yiğitbaşı. Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastat turnuvasında tek kadınlarda şampiyon oldu. Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda meşhur Tanrı'nın eli golünü attığı sırada giydiği milli takım forması açık artırmada 7,1 milyon sterline alıcı buldu. Pop Art sanat akımının öncüsü Amerikalı ressam Andy Warhol'un Marilyn Monroe portresi 195 milyon dolara satıldı. Monroe portresi 20. yüzyılının en pahalı sanat eseri oldu. Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda Dilara Narin 2 altın 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Roma'daki Uluslararası Kısa Film Festivali'nde yönetmenliğini Cüneyt Işık'ın üstlendiği Kuş Olsam En iyi Yabancı Kısa Film seçildi. Süper Lig 2021 ila 2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor. 19. Akdeniz Oyunları 2022 yılında Cezayir'de yapıldı. Türkiye en çok madalya kazanan ikinci ülke oldu. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Dünya Kenti, Medeniyetler Beşiği, 1001 Kilise ve 40 Kapılı Şehir olarak da adlandırılan Ani Harabeleri Kars ilimizdedir. 2022 yılında Bahçeşehir Koleji FIBA Europe Cup şampiyonu oldu. Van Gölü'nde ilkbaharda badem ağaçlarının çiçek açmasıyla eşsiz görünüme kavuşan Akdamar Adası, ilk kez 2022 yılında Badem Çiçeği Festivali'ne ne ev sahipliği yapacak? Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nce, yerel ve bölgesel idarelerini ödüllendirmek amacıyla 1955'ten bu yana verilen Avrupa Ödülü ne bu yıl İzmir layık görüldü. Avrupa Konseyi'nden çıkarılan ülke Rusya. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti. Müzik dünyasının Oscar'ı olarak bilinen Grammy ödüllerinin sahiplerini bulduğu törende John Batiste yılın albümü ve en iyi klip dahil 5 ödülü kucaklayarak geceye damgasını vurdu. Ülkemizde Antalya'da yetişen ve Çin Greyfurtu olarak bilinen meyve pomelo Nisan 2022'de Pakistan'da İmran Han hükümeti güvensizlik oylamasıyla düşmüştü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 15 Mart'ı Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü kabul etti. 2022 yılı yatırım programından yaptığı derlemeye göre yatırım ödeneğinden en yüksek payı %27 ile ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımları aldı. 2022 Eskrim Avrupa Şampiyonası Antalya'da düzenlenecek. Türkiye'den yaklaşık 13,5 milyar ışık yılı uzaklıkta yeni bir galaksi keşfedildi. Keşfedilen galaksiye bilim insanları HD1 adını verdi. 2022 yılında Büyük Kadınlar Kılıç Dünya Kupası İstanbul'da yapıldı. Azerbaycan'ın Şuşa kenti 2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Atak Taarruz helikopterini ilk ihracatını yaptığımız ülke Filipinler. Sümeyye Boyacı, Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırt üstü yüzmede 41.41 saniye ile birinci oldu. Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. Ulaştığı seyirci sayısı ile tüm zamanların en iyi biyografi ve tüm zamanların en yüksek drama filmi açılış rekoruna sahip olan film Bergen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a sıfır atık projesiyle iklim konusunda gösterdiği öncülük dolayısıyla Dünya Bankası'nca ilk kez verilen İklim ve Kalkınma Liderlik Ödülü takdim edildi. Erzincan'ın tarihi ve kültürel değeriyle öne çıkan turistik ilçesi Kemaliye, Türkiye'nin Sittasov Sakin Şehirler Ağı'na dahil edilen 21. yerleşim yeri oldu. Konya Şehri Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu tarafından 2023 Dünya Spor Başkenti ilan edildi. Dünya Ekonomik Forumu İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak. Milli boksör Kerem Özmen U22 şampiyonu oldu. Taha Akgül 9. kez Avrupa güreş şampiyonu oldu. Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalyasını kazanan sporcumuz Feyzullah Aktürk. Fenerbahçeli Hatice Akbaş U22 Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, 43 yıl 6 günle dünyanın en uzun süre zeka soruları hazırlayan köşe yazarı olarak Guinness Dünya Rekortmeni unvanına sahip oldu. Nef Stadyumu, güneş enerjisiyle çalışan en güçlü stadyum unvanı ile Guinness Rekorlar kitabına girdi. İçişleri Bakanlığı 2022 yılını afet tatbikat yılı ilan etti. UNESCO 2022 yılını Süleyman Çelebi anma yılı ilan etti. Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü oldu. Dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija. Karadeniz'in Z-Ugması, Hadrianopolis antik kenti Karabük ilimizdedir. Eliz Zendra Tirasova Olimpiyatta 5 adet dörtlü atlayış yapan ilk kadın patenci olarak tarihe geçti. Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen 100 metreye dalarak dünya rekoru kırdı. Dünyaca ünlü bilim kurgu dizisi Star Trek'te Kaptan Körk'ü canlandıran usta oyuncu William Shatner, uzaya çıkan en yaşlı insan unvanının sahibi oldu. Dünyada en çok dilin konuşulduğu ülke Papua Yeni Gine. Danimarka'da yaşayan Türk vatandaşı Mustafa Çolak Bey'e 41 sene aralıksız çalıştığı için kraliyet liyakat ödülü verildi. FIFA Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu Chelsea oldu. Başarılı oyuncu Demet Evgar Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından Türkiye'nin ilk iyi niyet elçisi oldu. Doktor Elif Vatanoğlu, Asya'nın Nobel'i olarak bilinen ve dünya barışına katkıda bulunan kişilere verilen Gusi Barış Ödülü'nün sahibi olan ilk Türk kadın oldu.